Aman efendim, aman efendim. Nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz siz? Buralara nereden geldiniz böyle? Biz hep buradayız efendim. Ya şey, şurada çok güzel bir yabancı ekip gelmiş, misafir. Ben de onları merak ederek geldim buraya da. Evet. Onlara da şey yapıyorum böyle, nereden geldiniz falan diye. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz valla, siz nasılsınız? İyi, işte yaz. Bizim sezon başlayacak maçlar. İşte Galatasaray sezonu açtı. Tatil çok güzel geçti, çok keyifli geçti. 3 seneden beri tatil yapmıyordum. Benim yeğenim Sarpas'tan doğdu. Onunla vakit geçirmek için Akçakoca'ya memlekete gidiyordum. Sonra ilk defa, o 4 yaşına geldi. İlk defa bu yaz 10 günlük bir tatile çıktım. Herkes böyle. Olay oldu ne ama. Ne tatil yaptım ne. Dedim yazıklar olsun. Bundan dedim 3 yaz dedim. Kimse dedim bana dedim bu cümleleri kuramıyordu. Şimdi dedim niye dedim ben dedim 10 gün dedim bir tatil yaptım diye. Durun dedim daha bitmedi. Salı günü bir daha gidiyorum. Neden böyle diyorlar yani mesela? İşte genelde öyle olur. Hani şeydir ya, hiçbir şey yapmazsın. Bir kere bir şey yaparsın, dışarı çıkarsın falan. Yaşıyorsun bu hayatı falan yaparlar hemen. Ben de şey falan yazdım. Vallahi dedim şu tatille ilgili dedim. Bir kişi dedim ağzını açarsın dedim kafa atarım. Evet. Millet de şey yazmış. Ay senden kafa yemek bir onur. Kafa atsana bize falan filan böyle. Ünlüler genelde tatillerini bedavaya getiriyor. Paylaşım ben yapalım. De bedavaya getiriyorum şöyle ama öyle değil. Ben en iyi yat arkadaşının yatı, en iyi kat arkadaşının katı. Çok yakın çocukluk arkadaşım vardı. O 2 ay bir ev tuttu Bodrum'dan. Böyle çoluk çocuk. Gittim ona çöktüm. Çok güzeldi. Ekmek elden, su gölden. Ben böyle arada yemeği çıkardım onu. Yemek falan bir şeyler ısmarladım. Ama Bodrum'da, o mekanda yani o tatili yapmak bana bayağı maliyetli olacaktı. Hmm. Ama onun sayesinde bedavaya getirdim. Çöktüm yani arkadaşıma ben de. Yani böyle bir ayrım olmaz ama yani oradaki fiyatlar artık yani toplumun her kademesindense hani böyle gelir düzeyi üstte olan insanları bile etkiliyor. Herkesi etkiledi. Yani tabii yaşam şartları. Her şey katlanıyor. Tek aşağıyı değil, işte yukarıyı da etkiliyor ama yukarısının kaymağının yine keyfiyetinde. Kaç parası olan, aylık geliri kaç parası olan Bodrum'da tatile gidebilir? Zaten İstanbul'da yaşamanın minimum bedeli 38-39 bin bantlarındaydı. Yani işte aldığınız askeri ücretlerle falan filan aslında yaşayamıyorsunuz buralarda. Kaldık bırak tatili. Burada İstanbul'da sosyalleşebilmek, dışarıda bir yemek yiyebilmek ya da bir yere gidebilip oranın parasını falan, eğlencesini karşılayabilmek bile zor. Hani bırak bir yerin konaklamasını, yolunu, sunumusunu karşılamayı. Sen yaşadığın şehirde bir kere zaten sosyalleşemiyorsun. Hani insani olarak bu kadar çalışıyorsun, emek veriyorsun, para kazanıyorsun. Ama o parayı normal barınmaya, işte giderlerine harcamaktan sana kalmıyor maalesef. Ay çok üzücü konuştum. Bodrum'da bir tatil yapmak isteyen orta ya da üstten bahsedelim. Kaç para ayırması lazım kanka, bir hafta için? Ben şimdi o kadar harcamadığım için şimdi ben konaklamayı falan bedavaya getirdim ya. Arkadaşım. O kadar bilemiyorum arkadaşım. Ben Ceylan'a bir sorayım benim kankime. Kanki ne kadar verdin evlere, o tokalar evin kaydına. Dikkatimizi onu çekiyor tokalar. Onu bir şey yapmam, sormam lazım. Ama muhtemelen şöyle bir tane arkadaşından sormuştum. Bir yeri 3 aylığına kiralamıştı. 100 bin dolardı. Siz çarpın artık turla. Burasının evi de muhtemelen kaldığımız ev aylık 30 bin dolar civarındaydı. Aylık 30 bin dolar. Çarpın siz. Bir dakika, gitme. Çarpılıyoruz. Biz çarpılıyoruz. Çarpılıyoruz şu anda, yemin ediyorum. Bir şey daha dikkatimi çekiyor yani böyle yüzden falan böyle bir bayağı... Ben inanılmaz kişiyim şu anda. Kaslar maslar falan. Gitmiş yani. Şey bak, 35'ime gittim Eylül'de. Şarkıyı söylersin. O ne biçim manita, 35'inde. Nasıl? Diyet mi yaptınız, ne yaptınız? Yani şey, işte, ya yediğimi, içtiğimi, ondan sonra sporumu, her şeyime dikkat ediyorum. Tabii yaş gittikçe daha çok dikkat edesim geliyor. Öyle işte saçma sapan gençliğimizde yaptığımız yemeği, işte gece kaçamaklarını falan filan yapamıyoruz. Şimdi daha çok bakıyorum aslında. Öyle söyleyeyim. Canım kendim. Öpüyorum kendimi. Icardi Galatasaray'a geldi. Evet. Bu sezon içeride çoluk çocuk, ailece, karısı hepsini aldık. 3 yıllık evlerini kiraladık. Güzel her yerlerini paylaşıyorlar. Domates, biberi, sebzesi. Yani doğal böyle sebzesine kadar o tarım marım işlerini çok sever Icardi. Buna kadar bütün imkanlarıyla aldık. Biz de tapusum. Çok güzel. Siz nasıl buldunuz transferleri, büyük takım transferlerini? Bak çok konuştuk zaten. Yeter size bu malzemeleri. Bir kez çekeceksiniz. Bunu nasıl koyacaksınız? Yapacağız. Bir daha sezon açılsın. Maçlar başlasın. Bir daha konuşalım. Voley.com Hande Sarıoğlu'nun arabası yok. Oley.